Bey, bu sloganı yeterince konuşmadık. Siz istediniz, arkamıza yazdık. Dolayısıyla bugün sizi yalnız kıstırmışken, öyle derler yani bakın kıstırmışken şeyini iyice bu sloganı yoğuralım diye düşündüm. Aklımda bir seyir de var. Biz devleti yönetmeye talibiz, insanın kalbini ve beynini değil. Yani burada bir itham var aslında. İtham var tabii. Yani. Yöneticilere yani başka var. Evet, başkaları evet. yani pek çok rejim, pek çok lider evet. vesaire yani sistematik olabilir işte sosyalizm, demokrasi vesaire insanların kalbini ve beynini yönetmeye çalışıyorlar. Onları tek bir anlamda tek tipleştirmeye çalışıyorlar. Da denebilir mi bilmiyorum. Yani en çoğulcu denen rejim sistem bile insanlara doğrular, yanlışlar vesaire gibi şeyler telkin ediyor. Şimdi doğrular, yanlışlar gene geleneklerle, hukukla var zaten. Yani devletin dışında o. Bu yöneticilerin şeyi maalesef, hem zaafı, bu sefer yığınların da isteği bu yönde oluyor yani devlet bizim sorunlarımızı çözsün. O zaman bize baksın. O zaman işte hem kalp beyin meselesinde devlet devreye giriyor. Bunu nasıl şey yapacaksın? Yani bunu ancak şeylerle anlatmak lazım. Modellerle. Yani az müdahale olan rejimlerde insanların daha zengin, daha mutlu, daha rahat yaşadığı şeyini ispatlayarak, göstererek ben de hep onu yapıyorum. Yani neredeyse 25-30 senedir örnekler vererek. Bak bu az müdahale ediyor. Müdahaleyi kaldırıyor. Bu taraf gelişiyor. Çünkü insanın kalbi ve beynine müdahale etmek demek kalp inançlarına alışkanlıklarına duygularına duygularına müziğe şuna buna mesela devletin müzikle ilgilenmesi opera bale yani. <laughs> beyne ise beyin olan ise şey işte gerek iş hayatındaki kararlarına iş hayatını rahat bırakmamak politik olarak onları rahat bırakmamak şeklinde oluyor. Fakat ne kadar şey verirsen ver, örnek verirsen ver. Eee muvafak olamıyoruz. Bu da yani öz eleştiri veya dur durum tespiti diyelim. Şimdi mesela e, devletlerden örnek veriyoruz. Az müdahale eden liberal politikaların insanları daha mutlu ettiğine dair. Çünkü sonuçta insanoğlu doğuyor, ölüyor. Hani bu bir bu bir nehrin denize ulaşması gibi. Dağın başında nehir başlıyor, iniyor iniyor, sonunda denize ulaşıyor, bitiyor. Kaçarı yok bunun. Kaçarı yok. Bu süreyi hem mutlu, sağlıklı geçirmesi lazım. Ve refah içinde. Tabii refahın içinde de zenginlik önemli yani. Zengin değilsen belli bir refah kullanamıyorsun yeterince. Onun için ee, örnekten gitmek lazım. Teori yerine. Çünkü teoride bir şey anlattın mı karşısı karşı teoriyi söyleyecek. O daha mantıklı gelecek yığınlara. İşte o karşı teoride sanırım şu oluyor genellikle. Yani farklı isimler altında bile olsa aynı kapıya çıkıyor. Ee, devlet bize bu refahı sağlasın. Bu zenginliği sağlasın. Hani nehir akıyor şey yapıyor bu süreyi işte refah içinde geçirmek lazım dediniz de siz bunu devlet sağlasın. Evet. Yani ben yine rahat olayım. Yani evet. aklımı kullanmayayım, risk almayayım vesaire. E karşı teori bu oluyor çoğu zaman. Teori yani komünizmde bu, komünizm bu sosyalizmde bu, ne faşizmde bu neredeyse diğer bütün devletçi rejimlerde bir şekilde bu. Maalesef, ee, maalesef. Ve şöyle söylediniz. Yığınlar da bunu istiyor dediniz. O zaman bu insanoğlu nasıl bir yaratıktır sorusuna gelip de akılıyorum ben yani. Hem bağımsızlık istiyor, hem istediği gibi yaşamak istiyor, hem işte belli bir refahın kendisine garanti edilmesini istiyor. Kim tarafından? Devlet tarafından. Yani yığınların sorunu bu demek. Yani insanın rahat olan düşkünlüğü mü diyeyim ne diyeyim. Tabi diğerinde de rahat var. İnsan işte büyük çoğunluk herhangi bir risk almak istemiyor. Çoğunluğa katılıyor. Devlet onu yapsın bunu yapsın. Onun propagandasını yapanlar da yoğun bir propaganda yapıyorlar. Yani bu propagandayla ve insanları ikna ederek bir noktaya gelir. Ona bakarsan dünya düzdür, yuvarlaktır meselesinde de insanların yüzde 99'u bakıyor dünya dümdüz. Neresi yuvarlak bunun yani? Ama adamın biri çıkıyor, işte gözledim diyor, bilmem ne yaptım diyor, dünya yuvarlak diyor sonunda ediliyor. Uzaydan fotoğraf çekiyorlar. Hakikaten <laughs> Ama yani şimdi Galileo veya işte Kopernik falan ne zaman bu tezi attılar? Tarihleri unutuyorum. Yani 500 yıl sonra uzaydan fotoğrafı çektik evet. neredeyse. <laughs> yani onlar başka göstergelerden bunu söylemişler dediğiniz gibi inanmamışlar yani insanlar. İnsanoğlu böyle. Şimdi Mesela bu bağlamda yani İngiltere örneğine de çok vurgu yapıyorsunuz. Ya İngiltere Tabii. örneğine. Bu, bu bununla o İngilterenin gelişiminin ilişkisi var mı? Var, baştan var. İngiltere ilk şey yaptığında ciddi bir devlet haline geldiğinde ki ikinci birinci Elizabeth'tir, hmm. sekizinci Henry'nin kızı. Ee aslında 8. Henry İngiltere'nin büyümesinin temelini atmıştır. Çünkü İngiltere 8. Henry'den evvel basit, fakir bir ada ülkesiydi. Ve onun avantajı biraz da Vikinglerdi. Çünkü Vikingler İngiltere'ye hep gelmişler. Bazen oradan buradan yağmalamışlar, bir kısmı yerleşmiş. Derken çok önemli İngiliz tarihinde 1066'da Normandiya'daki, yani Fransa'daki Kral. Viking kralı, bir adı vardı onun, geçiyor karşıya, şeyi yeniyor İngiliz kralını ve Vikinglerin şeyini kuruyor, sülale, yani o sülale Viking sülalesi. Tabii o neyi getiriyor Vikingler? Denizciliği getiriyor İngiltere'ye. Yani bir adaya denizcilik nosyonunu, maceracılığı Vikingler getiriyor. Vikingler olmasaydı diğer adalar gibi öyle adalar çok, Filipinlerden tut bilmem neye kadar işte ikinci derece, üçüncü derece zavallı ülkeler gibi kaldılar. 8. Henry şeyden ayrıldı işte, Katolik Kilisesi'nden. Sonra Katolik Kilisesi'nin mal varlığına da el koydu, gümüşlerine, altınlarına biraz toparladı ülkeyi. Birinci Elizabeth zamanında da şey başladı. Bu denizcilikteki başarısıyla zenginleşme başladı. En büyük zenginleşme de nereden geldi biliyor musun? <laughs> en büyük zenginleşme de İspanyollar, Portekizliler sömürgelerine gidiyorlar. Altın ve gümüş getiriyorlar. Evet, tamam mı? Bunların tekneleri İngilizlerin daha hafif. Bu tekneleri soyuyorlar bunlar. Evet. Hmm. İngiltere'nin şeyi soygundan o, gelir. O Okyanus ötesine gitme giden o büyük kanyon değil yapıyor ha, şey ha, ha, e, İspanyollar tekneleriyle. Evet. Zaten kanyona adam dolduruyor şeyleri. Hantal, hareket kabiliyeti az. İngilizler daha ufak, daha hafif teknelerle bunları bekliyorlar. İspanya'ya gelecek çünkü yol üzerine yakaladıklarını soyuyorlar Ve bu soygun biraz da resmi oluyor yani devletin izin verdiği korsan korsan bu yani ee, Onlar devlet lisans veriyor bunlara sen korsanlık yapabilirsin diye İngiliz devleti bunlar da gidip bunları soyuyorlar getirdiklerinin bir kısmını devlete veriyorlar. Hmm. Yani ilk zenginlik buradan başlıyor. Legalize <laughs> etmek için vergi araç gibi, gibi bir şey veriyorlar. Şimdi şey e, tabii o zaman İspanya çok güçlü. Yani İspanya imparatoru aynı zamanda Alman imparatoru, ortak bir imparator var. Dünyanın en güçlü devleti Osmanlı gibi o da. Zaten Osmanlı'nın en büyük rakibi oydu. Bu dediğim 16. yüzyıl. Sonunda Kimli başında? İkinci Filip mi? Birinci Filip mi? karın ağrısı ise bu şey e, ne derler? İspanyol İmparatoru veya Holy Roman Emperor hmm. ona da Kutsal İmparator. Roma İmparatoru, Kutsal Roma İngiltere'ye karşı büyük bir sefer düzenliyor. O zaman Hollanda da bunların elinde. İspanya'nın evet. elinde. Şimdi bu müthiş şeyleri topluyor gemiler sayı anormal İngiltere'yi zapt etmeye gidiyor. İngiltere'de de bir tane meşhur korsan var. Şeyin gözdesi 1. Elizabeth'in. İşte o müdafaa etmek için işte ellerindeki şeyleri topluyorlar İngiltere'ye karşı. Yani İngiltere'yi müdafaa edecekler. Bunlar geliyorlar. Hollanda kıyılarına. Orada demirliyorlar. Tam teferruatı bilmiyorum. Oradan da bir miktar asker koyacaklar. At koyacaklar. İspanyollar. İspanyollar. İngiltere'yi zapt edecekler. İngiliz donanması geliyor. İki veya üç tane yanan gemi yolluyor bunlara. Rüzgara bakıyor. Bunu anlatmıştım. Çok önemli o. Yani geminin birine yangın çıkarıyor. Rüzgar onu o tarafa doğru sürüklüyor. Şimdi sürüklediği yerde şeyler İspen demirli. İspanyol donanması. Demirli. Demiri kesip gitse demirsiz ne yapacak? Bir kısmı da kesemiyor. O üç tane tekne, yangın teknesi bunları duman ediyor. Bu sefer kalan bir de fırtına çıkıyor. Bak şansları da var. Manş denizinde. Bunların bir kısmı orada helak oluyor. Bir kısmı fırtına çıktığı için yukarıdan dolaşmaya, İskoçya'nın üstünden dolaşmaya gidiyorlar. Onların da bir kısmı batıyor gidiyor. Ve o koskoca donanma, müthiş, onun adı var, müthiş bir donanma, perişan oluyor. İngiltere'ye ondan sonra diyorlar ki, ulan İngiltere gibi bir devlet varmış diyor Avrupalılar. Ondan evvel İngiltere'yi dandik bir yer diye bakıyorlardı. Tabi İspanya var, Avusturya, Macaristan İmparatorluğu var, Osmanlı İmparatorluğu var falan. Tabii. Yani böyle... Şimdi Ondan sonra İngiltere'de tüccarlık geneli var. Yani müthiş bir tüccarlık geleneği var. Hatta biliyorsun Napolyon İngilizlere dalga geçiyordu. Napolyon Avrupa'yı zapt ediyor. İngilizler Napolyona karşı denge için Avrupa'yı destekliyorlar. Bir kısmı da Portekiz İspanya'da. Napolyon'a karşı çarpıştı İngilizler onlara attığı Bir kısmı işte son Waterloo, Waterloo falan hmm. da İngiltere'nin rolü var diğerlerinin yanında. Ama o sırada Napolyon dümdüz ediyor Avrupa'yı. İtalya'ya gidiyor, Avustralya hepsini yeniyor yani. Hepsini temizliyor. Ta Rusya'ya geliyor Rusya'ya dayanıyor. Ve Napolyon'a İngiltere'den bahsedince gülüyor. Nation of shopkeepers diyor. Yani dükkan sahipleri ülkesi onlar ne diyor ya? Böyle dalga geçiyor yani. Sonra bu tüccarlık ve serbestlik e, bunlar da devlet politikası haline geliyor. Mesela Hindistan'ı East India Kampanya'ya veriyorlar. Yani devlet almıyor Hindistan'ı. Kanada'yı Hudson Bay Kampanya geliştiriyor. Sonra devlet el koyuyor. Zaten o şirketin de hisselerinin büyük çoğunluğu devletin ama aynı zamanda tüccarların. Mesela Hindistan'ın İngilizler tarafından yavaş yavaş ele geçirilmesi çok enteresandır. Çok akıllı davranıyorlar. Ticaret yapmak istiyor bunlar. Ama yani, Hindistan'ı örnek yani East Indian Company'nin hedefi Hindistan'ı ele geçirmek miydi yoksa Hint mallarını veya İngiliz mallarını işte Hint mallarını almak, İngiliz mallarını satmak. Onları getirmek, onları götürmek Bravo. gibi. Yani, esas, esas hedefi oydu. Çünkü biz Türk mantığıyla bakıyoruz biraz. Besin Bey gibi geliyor bana. Biz toprak önemli ya. ya evet. İşte Osmanlı tarihini biliyoruz. İşte geldik bu buraları zapt ettik. Aldık fetih falan. Yani sanki bu bir fetih planıymış gibi. Oysa fetih planı gibi gözükmüyor bana. Geçen defalarda da söylediniz. Gidiyor bir ticaret üssü kuruyor. İşte evet. o yerel beyler falan getiriyorlar kendi kabilelerinin, aşiretlerinin ürettiği malları, şunları bunları. Orada değiş tokuş yapıyorlar, evet, bilmem evet. ne yapıyorlar. İlk öyle başlıyor zaten. En alt güneyde galiba Madras tarafında bir yere çıkıyorlar. Orada bir alışveriş merkezi kuruyorlar. Ama bu 1650'lerde yani. O zamanda da bizim Türk İmparatorluğu var yukarıda, Delhi tarafında. Bizim Timur'un torunları onlar. Babur Babur Şah'ın torunları. Onlar yavaş yavaş ticareti geliştiriyorlar. O ufak ufak devletçiklerle ilişki kuruyorlar. Kendi adamlarını yerleştiriyorlar oraya. Kendilerini tutan adamların iktidara gelmesini sağlıyorlar. Derken Hindistan'ı 200 senede parça parça ta yukarıya kadar idarelerini alıyor. Ama alan şirket Onların kolluk kuvveti de şirket personeli. Tamam. Askerleri de şirket personeli. Şey değil, İngiliz askeri değil. Ama İngiltere şirketi. Sonra Hintliler bunlara karşı isyan ediyor. Çünkü East India bunlara bazen sert davranıyor. Hintliler de şey yapıyor, eskiden adamlar zengin, imparatorlar şey ]ydi. yapıyorlar. İsyanlar çıkıyor. Derken isyanlar çıkınca 1857'de Queen Victoria. Biraz da şey var. İngiltere'de artık liberaller 1800 tarihinin başından itibaren önemli bir güç olmuş parlamentoda ve parlamentoda güç, güç. kralda veya kralçede değil. Orada şeyler çok sert karşı çıkıyor bu davranışlara siz nasıl Hintleri öldürürsünüz, onlar da insan, kötü davranıyorsunuz falan filan. Bu tartışmalar sürüyor tabii. 10 sene, 20 sene, 30 sene sürüyor. Sonunda galiba Kalküte'de bir yerde bir gene isyanı bunlar sert bastırıyorlar. Da kim haklı kim haksız bilmiyorum. Bunun üzerine İngiliz hükümeti devralıyor. Benim kolonimdir diyor. Crown koloni yapıyor. Ve şeyi çekiyor geriye istendiyar company, company çekiyor O hikayede tabii ben bunu şey için söyledim. Yani bu ticareti ve serbestliği uygulayan İngiltere'ydi diğerlerine göre. Ve akıl kullanıyordu adam. Tamam. Yani akıl ben de sizin bu söylediğinizden şu dersi çıkardım. Yani onun hedefi kendi çıkarını maksimize etmektir. Yani bu malları alayım, tabii, tabii. Ee, ondan ucuş alayım ona mal satayım. Ee, benim manifaktürümü, işte kumaşımı, el aletlerimi, şunlar mı bunlar? Çünkü mesela, yani bilmiyorum Türkiye'de siz nasıl hatırlarsınız ama ben zaten Kıbrıs e, sömürgeydi, Taç Kolonisiydi son. Evet. Yani dedemin bütün Aleti, elbatı sabahın şusu busu öyle İngiliz malı. döküm İngiliz malı tabii. Albion marka yani. markayı da hatırlıyorum. Tabii, tabii. Üzerine biner oyun oynardım. Artık kullanır, kullanılmıyordu ama <laughs> evin önünde duruyordu yani bu demirler. falan şeyle. Yani eminim ki bütün dünyayı kuşatmıştır o şey adamların zaten nüfusu ne yani o kadar yeri idare edecek adamlar Evet. Latin Amerika'dan tut, Afrika'da, Malezya, uzak doğu, şu bu birçok yeri şey yapmışlar. Az bir insanla idare ediyorlar. Tabi akıllı idare ediyorlar. E, bu arada tabi İngiliz idaresinin e, getirdiği faydalar da var. Şimdi insan tabi senaryo yazıyor. Öyle olmasa ne olurdu falan diye. Mesela. İngilizlerin idare ettiği kolonilerde öyle Fransızlarınki, Belçikalılarınki, Portekizlerinki böyle vahşet falan pek yok. Ciddi bir denetim var çünkü. Dediğim gibi yani parlamentoda liberallerin denetimi var. Muhafazakarlar da ona uyuyor bir yerde. Ve belli müesseleri de yerleştiriyorlar. Bugün mesela Hindistan varsa bu İngiltere'ye borçludur. Yani Hindistan diye bir ülke varsa bunu İngiltere'ye borçludur. Çünkü Hindistan'da İngiltere gitmeseydi İngiltere'de şimdi 20 tane, 30 tane ufak devletçik olurdu. Biliyor musun Hindistan'ın resmi dili nedir? İngilizce söylemiştiniz. İngilizcedir. İngilizcedir. Hem yani birbirlerinin çünkü dillerini anlamazlar. Anlamıyorlar çünkü. adamlar. İkinci olay daha çok şey olay şey Hindistan şey gibi olsaydı Avustralya gibi Kanada gibi İngiltere ile yakın dostlukla bağımsızlığa kavuşsaydı, bugün ne Pakistan'ın ayrılması olurdu, ne o milyonlarca kişi ölürdü, ne de hala Müslümanlar, Hintliler birbirlerini iyi öldürüyor. Hindistan'da da çok Müslüman var. 250 milyon Müslüman var Hindistan'da. 1 milyarın üstünde Hindu var. İkide bir, Mesela kalabalıklar Müslümanları linç ediyor. Ben onda diyor et gördüm diyor mesela. Onlar kutsal ya inek. Hmm. <laughs> o, o şey olmazdı. Yani Hindistan o zaman işte imparatorluk bu. Milli devlet başka. Milli devlet çünkü tek dine, tek dile, tek şeye, kültüre dayanıyor. Zorluyor herkesi. Hindistan'da bağımsızlığa kavuşunca tek bir önemli dil olsaydı diğerlerini ezer geçerdi. Allah'tan o olmamış da İngilizceyi seçmişler. Çünkü Hindistan hep tarihte evet. dağınık olmuştu. O kadar büyük yerde işte bu devletçikler oluşmuş, prenslikler oluşmuş, değişik diller var. Yani bu mesela dillerden izah ediyorsunuz ve o parçalanmışlığı İngilizce birleştiriyor. Birleştiriyor. Aslında dinde de daha çok parçalanma olsaydı. Çünkü tabii Hindu, doğru. Hindular ve evet. Müslümanlar büyük kütle. Maalesef. O Maalesef. zaman herkes kendi egemenliğini kurmak istiyor. Şimdi şu tabi, çoğunluk daima azınlığı eziyor. Mesela Müslümanlık daha sert bir dindir. Hristiyan şey Hindu daha yumuşak bir dindir ama orada öyle değil. Orada Müslümanları eziyorlar. Şimdi şey olarak bu İngiltere'nin buradaki idaresinde bir hukuk sistemi kuruyor İngiltere. Bu hem şeye Hindistan'a hem Pakistan'a en büyük hediyedir. En büyük hediyedir. Bak Pakistan'a şimdi. Orada bağımsız bir yargı var, bağımsız bir meclis var. İcabında şey üst mahkeme başbakanı görevden alıyor. Bunu Anam kim bak. koydu? İngilizler getirdi. İngilizler olmasaydı sen Hindistan'daki hukuku düşünebiliyor musun ya? Ne rezil bir hukuk olurdu. Hep söylüyorum. İngilizler zamanında bunlar bu aptallar biri öldüğü zaman canlı canlı karısını da yanında yakıyorlar. Bu bir gelenek. Evet. Hindular. Hindu, Hindu, Hindu. Bu var. O 80 günde devre alemde cürbelinin var bu sahne. Ben çocuktum okudumda dehşet içinde dehşet. kalmıştım. Halen yapıyorlar ama gizli yapıyorlar şimdi. E işte şimdi şey. bunu yasakladı İngilizler ve çok sıkı kontrol etti. Ama köylüler gizliyorlar, yakıyorlar. Kadını, kocası ölmüş. Odunun üstüne koyuyorlar cesedi. Yanına kadına bir ufak uyuşturucu verip onu da bağlıyorlar. Canlı canlı yakıyorlar kadını. Ve bu onlar için gelenek abi çok doğru bir şey. Geri zekalı hödükler için. Ondan sonra mesela 1947'den evvel fotoğraflara bak. Delhi sokaklarında, Bombay, Kalkuta ne karın arısıysa orada sokakta böyle yatan sefil, perişan insan manzaraları göremezsin. Ne zaman başladı bu biliyor musun? Bağımsızlıktan sonra başladı. <laughs> abi hmm. aç bak. Yani Minimum bir şey vardı. Düzen, refah, temizlik vardı. Hep onun için derim ya ben mesela Gandhi'yi sevmem. Herkes Gandhi'yi göklere çıkar. Bugün Gandhi de politikayla en yakın ilgilenen bile taparcasına. Ya işte barışçı adamdı, şuydu buydu. Gandhi geleneklere geri götürdü. O gelenekleri iyiyse götür. Ulan geleneğin geri zekalı bir gelenek. Gelenek. Yeni olan yeni olan şey daha iyi ise onu al. Demir yolları bugün Hindistan'da bağımsızla kavuştuktan sonra demir yolu vardı sadece abi karayolu bir şey yok hala demir yolları onları yapan şeydir İngilizlerdir yani İngilizlerin Şimdi... dünya medeniyetine katkıları çoktur ama şeyden geldik buna ya. İngiltere'den Hoş geldik. Şeyden. İngiltere'den. Şimdi geldik. bunu söylemenizin nedeni ben başka bir konuya da geleceğim ama bu arada Avustralya ve Kanada'ya da değinmek istiyorum. Şimdi öyle diyorsunuz da yani zaten Hindistan'la örneğin Avustralya arasındaki temel fark? Tabii tabii. Sanırım nüfus farkıydı. tabi tabi. Çok orada bir nüfus vardı. Tabii, evet. Ha diğerinde yani İngilizler başta olmak üzere başka topluluklardan insanlar gitmişler. Ama İngiliz kolonisiydi. İngiliz anlayışıyla yeni bir devlet inşa etmişler bir yerde. Zaten hala şey. Yani nihayette hala kraliçe devlet başkanları. Şimdi tartışıyorlar. Evet, e, ayrılsınlar evet, da evet, evet. E, devlet başkanı yapsınlar ayrı vesaire. E, ama yani Avustralya örneğinden şöyle devam edebiliriz. Orada da bir yerde Amerika gibi o göçmenler İngiliz gelenekleriyle, İngiliz kültürüyle, İngiliz yasalarıyla kendi devletlerini oluşturmuşlar. Tabii, bir bakıyoruz Kana mesela, Kanada, Yeni Zelanda, şu bu, bir yerde İngiltere'nin dümen suyunda. Birinci Dünya Harbi'nde, İkinci Dünya Harbi'nde asker yolladı bilmem ne, yani çarpıştı Amerika gibi değil. Çünkü o dışında, Amerika ha. Amerika bağımsızlığı İngiltileriyle ee, savaşarak savaş, kurulduğu şey. için daha ayrı ve bağımsız. Ama ben o şeyin medeniyete katkıları açısından söyledim. Diğer taraftan başka kolonilere bakacaksın. Mesela eski Fransızların yönettiği Portekizlilerin onlar da bu müesseler oturmadığı için çok geriler. Bu bağımsız basın da aynı gelenektir. Hem Hindistan'da hem Pakistan'da. Ciddi bir bağımsız basın vardır. Bağımsız yargı vardır. Şimdi özetlen bugün günümüzde denemelere, tecrübelere bakmak lazım. Yani hangi ülkede insanlar rahat bırakılıyor, fazla regulasyon yok, orada gelişme varsa diyeceksin ki demek ki bu iyidir. O zaman devlet insanların kalbiyle, beyniyle uğraşmayacak. Daha iyi. Allah'ın belası. Ulan senin el, önündeki şeyi azaltıyorum ben. Sana verdiğim görevi azaltıyorum. Ne istiyorsun ulan? Evet. Ben sana devlet olarak demişim ki al sen iktidarsın. Ama bunlara karışma. Niye karışacaksın ki? Başına bela mı alacaksın lan keyfine bak. Tam bir bu tarafı var Besim Bey'sin ama bir de böyle hilekarlık, sahtekarlık gibi bir şey var sanki de. Şöyle anlatayım. Mesela biz şimdi Türkiye'de yabancılarla ilişkileri tartışırken ben yani aslında ırkçılığa varan yerlere gidiyoruz da ırkçı diye birini suçladığınız zaman da bunu şiddetle reddediyor mesela. <laughs> tamam. E şimdi mesela İngiltere'ye bakıyorsun. Yani bir kere halkın içinde yani Amerika'da da kısmen öyle ama İngiltere'de mesela çok belirgin. Yani nereden geldiğini, derinin renginin ne olduğunu, dili, ana dilinin ne olduğunu falan hiç umursamıyorlar. Bugünlere dönersek başbakanlık yarışına girdiler. Şimdi iki aday kaldı. Yani hani biri e, Elizabeth Hanım biraz şey gibi görünüyor. İngiliz gibi görünüyor. Bilmiyorum. Kökenini sormadılar ki, yazmadılar ki bileyim ama, O Nistras, gireyim, büyük bir İngiliz. Ihtimalle. Diğeri Hint <laughs> kökenli. Evet. Ama 6-7 kişiyken gi bunlar adaylar. İngilizler iki kişiydi galiba yani İngiliz kökenli gibi evet, görünen. Evet doğru. Yani çoğu yabancı, bu, Afrikalı vardı veya da bu, Karayipli neyse yani siyah derili vardı. Bu imparatorluk kültürü. Ama anlayabiliyor muyuz yani şeyi? Yani bu insanlar başbakan olmak için yola çıkıyorlar. Mesela Türkiye'de böyle bir şey olsa sen kimsin de bizim başımıza ben, dev, yani. en güçlü makamdır yani kraliçeyi boş verelim. Tabii tabii en güçlü Başbakan, başbakan, başbakan olacak, başbakan. İngiltere başbakanı olacak en yani dünyadaki Üçüncü, beşinci neyse güçlü e, adam, insan e, olacak gibi. Hiç bu konu geçmiyor bile. Hiç, 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 hiç geçmiyor. Deli misin? ya örnek almak lazım işte. Örnek almak lazım. Maalesef, şimdi mesela kıta Avrupa'sında hala müthiş bir şey var ya, ne derler, ırkçılık var. Mesela İtalya'da şimdi yeni seçime gidiyorlar. Evet, ırkçı partiler Yüksek oy alacak diyorlar yani. E, İtalyan. İtalyanım diyor kadın. İtalyanım diyor evet. Yani sloganı kadınım, şimdi tam hatırlamıyorum ama kadınım, anneyim, İtalyanım öyle bir şey. Yani İtalyan olduğuna vurgu yapıyor. Çünkü kitleler de bunu şey yapıyor. Yani tasvip ediyor gibi. Siz bunu anladığım kadarıyla benim için önemli bu denizciliğe ve ticarete yüklüyorsunuz ama bu misyon yahut da bu kültür de denizcilikten ve ticaretten türemiş gibi. Yani hani biraz önceki anlatınıza dönersek. Valla İngiltere'nin şeyi o. Yani dünya sahnesine çıkmasında zaten İngiliz, İngiliz halkının üçte biri Viking orijinlidir biliyor muydun? Biliyorum. Bunun DNA hmm. testlerini yapmışlar. Bir kısmı Keltlerden, eskilerden, bir kısmı Anglo-Sakson ama üçte biri Viking orijinli. Onların denizcilik şeyi, macera perest olmaları şu bu. Onlar zaten Denizli, Vikinglerin yani. hepsi zaten korsan. Zamanında da adamların şeyi, hayatı korsandı yani. Onu bunu soyarak geçiniyorlardı. O bakımdan o bir şey vermiş. Ama imparatorluk, imparatorluk işte iyi olan imparatorluk imparatorluk milli devlet kültürü değil, milli devlet değil. Milli devlet dediğin zaman hakim kuvvet diğerlerini asimile edip tamamen redike ediyor yani silmek üzere. Her hoşgörülü lafı lafta kalıyor. Öyle hoşgörü hepsi söylüyor hikaye masal bu. Yani en şeyi de Fransızlardır. Fransızlar da Fransa'da birçok değişik benim. ırk, değişik lisan vardı. Franklar, Fransızlar, onların hepsini eze eze potada erittiler. Kendilerine kötülük ettiler tabii. Çünkü değişiklik renktir. Bir tek Korsika. <laughs> Arada bir diyor ben bağımsızlık istiyorum diyor. Ee, uğraşıyor zavallı Korsika. Pekala. Şimdi, şimdi diğer ülkelere de bakmak lazım. Yani mesela Hollanda. Hollanda ticaret da da ve ticaret. Yani bravo. Hollanda tüccar milletler. Evet. Evet. Hollanda'da da aslında Viking'ler var. Hı, onu bilmiyordum. Evet, yani. denizcilikte Hollanda bir ara dünya süper gücüydü. Ben zaten Hollanda ülke, İngiltere'den daha başarılı evet, bir devlet evet, olarak, olarak evet. görüyorum. Hani ülke birleşip Hollanda'yı ezdiler, kıskandılar. Hollandalılar müthiş bir ticaret filosu kurmuşlardı. İşte Endonezya'yı şurayı burayı da onlar East Indonesia Company ile şey yaptılar. Onların da vardı bir. E, aynı aynı İngiliz modelini denediler onlarda. da. Ama onların kırın da adı is Endonezya. değil, is Endonezya kampanya. Yani İngilizleri hangisi erken taklit etti bilmiyorum. birbirini taklit ettiler. Ama Hollanda'da tarihte çok başarılı olmuş bir ülkedir. Çok başarılı olmuş. E bir şimdi ülkedir. de öyledir zaten. Yani gayri safi milli yüz ölçümüne, nüfusuna falan baktığımızda yani şey pekala şimdi bu şeye dönersek biz devleti yönetmeye talibiz biz milletin kalbini ve beynini değil ama insanların mesela bizim videoların altına da yorumlar yapılıyor e, deniliyor ki yani mesela saptadığım bir şey e işte herkes eşit olsun der örneğin Kur'an der ki sermaye veya zenginlik bir elde toplanmasın. Bunu niye önemsemiyorsunuz diye bize e, so, soruluyor mesela. Bu, bundan ben şunu çıkarıyorum. Ben böyle e, i̇nsanların duygularına hitap ediyorlar Besim Bey. Tabii. İnsanlar çoğu fakir <laughs> eşit olmayı ya, istiyorlar. Çoğunluk daima çoğunluk daima azınlıktadır. Şey çoğun, çoğun ee, pardon, çoğunluktadır. Zenginler azınlıktır. Öyledir işin tabiatı icabı. <laughs> Zenginliğe karşı çıkmak popülist bir harekettir yani. Ulan ondan ne istifade ediyorsun ona bak. Yani oradaki zenginden sen faydalanıyor musun yoksa bu zengin giderse ne olacak? Mesela bizim şey zamanı öyle olmuştur. İttihat ve terakkiden başlayan ve cumhuriyette devam eden Levantenlere ve gayrimüslimlerin mallarına el koyma, yok etme şeyi büyük bir hazla yapılmıştır, iştahla yapılmıştır oradaki adam yok olunca o zenginlik bana gelecek zannedilmiştir. Halbuki eski Halide daha kötü duruma düşmüştü toplum. Evet. Ve fertlerdi tabii haliyle. Ben de oradan Osmanlı'dan da çok örnek veriyorum. Mesela Osmanlı'da maalesef bizim resmi tarih e, tabii şeydir. Gerçekleri yansıtmaz. Çok utanç verici bir şeydir yani. 100 sene geçmiş hala o bütün belgeler, rakamlar ortadayken resmi tarihin... ...şeyini söylerler bugün bile. Ee, aktarımlarını çok, çok, çok aptallık yapılmıştır çünkü... E, bir yerde şey vardır, kıskançlık, hınç, bunları kovarsak biz zengin oluruz. Halbuki... onlar sayesinde zengin oluyorsun sen. Anlıyorum bunu. Ama Şimdi mesela Türkiye'de eskiden anlatmıştım, bir fındık meselesi var. Hı hı tütün, mese tütün meselesinde rejiyi anlattım. Kayısıdan tut, incire kadar. Kuru üzüm, mesela kuru üzümü dünyada bizim sultani üzümlerinin popüler olmasının sebebi tamamen İngilizlerin talebidir. 1850'lerde İngiltere'de müthiş bir refah var. Ve İngiliz kadınları beş çay içiyorlar. Beş çayınca da kek yiyorlar. Kek de üzüm var. Üzüm şimdi. varsa kalite artıyor. <laughs> Şimdi bunu nereden alacaklar? Türkiye'den, İzmir'den alacaklar. Bunu İngiliz şeyleri müteşebbisleri geliyor. O şeyi öğretiyorlar. Kuru üzüm nasıl yapılır? O sırada buharlı vapurlar çıkmıştı. evvel 3 ay sürüyordu yelkenliyle gitmek İngiltere'ye veya 4 ay. Bu sefer buharlıyla geliyorlar. Buharlıyla gelince de Türkiye'deki malların değeri yükseliyor. İngiltere'deki satış fiyatı düşüyor. Çünkü daha evvel navlun çok pahalıydı. Daha evvel navluna mesela 1 liralık mal için Türkiye'de lira veriyorsa 3. 10 10 lira veriyordun navluna. 11 lira maliyeti adamın. O da İngiltere'de 15 liraya satıyordu. Şimdi navlun düştü 1 liraya. O kadar düştü yani. Anormal düştü. Çünkü vapur şey geldi abi. O müthiş bir şey. Şimdi o zaman sen 1 liralık şeyini 2 liraya 3 liraya çıkarıyorsun sattığın inciri minciri. yani Türkiye'nin alıyor nasıl... zaten tüccar. Al, çünkü mecbur. Alayım, çünkü niye fiyatlar... alıyor? Niye alıyor? Çünkü rekabet var. O tüccar var, bu tüccar var. Yüksek fiyat veriyor. Bizim köylü zenginleşti. Niye? Bu buharlı gemiler sayesinde zenginleşti. Ama bu gittiği zaman de 15 liraya değil 7-8 liraya satıyor. Çünkü neden? O burada 1 liralık alıyor. Bur, burada 1 liralık masraf var. Burada 2-3 lira. 4 liraya mal ettiğini 7 liraya satıyor. Şimdi 15 liraya sattığı kuru üzüm yerine 7 liraya satılan daha çok satılıyor. Bu sefer daha çok talep doğuyor. Evet. Refah payını Yani buharlı işte. gemilerin medeniyette o buhar hareketi var ya ilk bulmuşlar onu. Onu da şeyde bulmuşlar biliyor musun? Var. Değirmende. Ha şeyde. Su değirmeninde. Eskiden elektrik yok, şeyde, kömür düşünüldüm. de yok. E, hayır. Madende diyorlar, madende. Hayır hayır. Ben o dokuma şeyinden gittim oraya. O dokuma şeyle tezgahlar. Buharlı ıı, şeyler. Biri buldu. Hı. Watt mı bir şey bir biri buldu. Ama Watt aslında ikincidir ama biz onun adıyla biliyoruz. Evet, Daha mi? önce birisi var. Yani şimdi ben isimleri ezberleye ve ilk madende kömür madeninde kullanıldı diye biliyorum ha, şey. Ben. Herhalde çıkarsınlar diye şeyden falan evet. çekmek için. Şimdi burada bir şey söylediğiniz zaman tabiatı icabı dediğinizde farasında. Şimdi bu yani hani herkes eşit olsun hani Kur'an deyince ben siz ona karışmak istemediniz anlıyorum ee şeyi söyleyebilirim yani komünizmi söyleyebilirim Marx'ı söyleyebilirim Lenin'i söyleyebilirim yani insanların hoşuna giden o şey var ya İslam herkes eşit olsun ee, tabiatta uygun mu? Çünkü liberalizm dediğiniz zaman ya insanlar bu, acımasızlığa getiriyorlar. Yani işte sömürüye bu, getiriyor. Buna cevap vermek bile gerek yok ya. O uygun değil tabii tabiata. De Şimdi o şeye girmeyelim. Çünkü onlar popülist, insanları tavlamaya şey yapan laflar. Eşitlik, işte zenginlik düşmanlığı, şudur budur. Ben de fakir olsam ben de etkilenirim. Herkes etkilenir bundan. Hepsi kullanmış bunu. Ama sonuca bakacaksın. Sonuçta demin dediğim gibi o zenginlik sayesinde sen de istifade ediyorsun. O gidince sen daha fakirleşiyorsun. Bunu anladığın zaman aman gelsin diyeceksin. Mesela Girne'ye 5 tane dolar milyarderi gelse. Benim idealimdir. Girne çok güzel bir yer. Buraya büyük zenginlerin yerleşmesi lazım. Diyelim ki buradaki bir Alsancak'ta, Lap'ta da, şurada burada, tepenin dibinde adam 20 dönüme muhteşem bir ev yapmış kendine saray gibi. Ee, bakacaksın, ulan Elif'e bak diyeceksin ya, ben burada bilmem kaç liraya çalışıyorum, adam ne? Önce öyle düşünüyorsun ama o adam geldiği zaman bir sürü adam orada iş veriyor. Kendisi harcama yapıyor. İşte arabaları var, onun şoförleri var, iyi maaş ödüyor. Yani bu adam olmasa ne olacak? Daha fakirleşeceksin. Yok buharlı gemiyi örneği bence daha güzel. Yani İngiltere'de keşfedilen buhar teknolojisi gemi oluyor. İzmir ve havalesinden üzümü guru üzümü yapıyor, topluyor, götürüyor. Çok güzel örnek. Bu o o teknoloji gelişme de hayır, aslında ben bunu, ben bunu, o zenginliğin bir sonucudur. Hayır, Çünkü birileri ben bunu zenginliğe karşı bu akımların istismar etmesi açısından söyledim dinler de istismar eder bunu Hristiyanlık da istismar eder bütün dinler sol fikirler de istismar ederler çünkü yığınların hoşuna gidiyor abi yani yığınlar daha yığınların fakir çünkü. yığınların hoşuna giden ne kadar müreffeh içinde olursa olsun ondan daha zengin biri varsa gene hoşuna gider mesela sen ki herkes ayda 10 bin dolar kazansın. Tamam mı? Buraya bir dolar milyarderi gelsin. Adamın büyük bir yatı olsun, bilmem nesi olsun. Onlar da şey yaparlar yani. O ama adama bak ya derler. Ben ancak 10 bin dolar kazanıyorum ayda. Adamın kazandığına bak derler. Adam bir günde 10 bin dolar harcıyor. Bu, öcüyor, bu <laughs> human nature. İnsan şeyi bu. Zaafı. Tabiatı. Tabiatı. Burada hep örneklerden gideceksin. Yani hangi ülkede kim ne yapmış? Ne olmuş? Nasıl zenginlik doğmuş? Mesela bir şey seyrediyordum. Haiti ile Dominik Cumhuriyeti biliyorsun bir ada ikiye bölünmüş. Haiti sefil durumda, batmış. Dominik idare ediyor. Dominik galiba İngiliz kolonisiydi, Haiti Fransız kolonisiydi. Ya bunun hikayesini okurken eskiden şeker çok değerliydi. Çünkü o zaman pancardan şeker yapmak daha icat edilmedi. Sadece şeker kamışından elde ediliyor. Ve bir ara demiştim işte bir kilo şeker bir kilo altına satılıyordu. Bu ne Arap'ın yüzüne Şam'ın şekeri derler ya. Çünkü şeker sadece Şam'da bulunurdu. Yani eskiden normal bir adam şeker yemezdi. Ancak çok zengin tüccarlar şeker yerdi. Çünkü o Basra'daki bazı kamışlardan elde ediliyor, az elde ediliyor. Şam'da zenginliğin yeri orada. Şimdi bu koloniler meselesi gelince iklim müsait. Orada da şey var, şeker kamışları var. Oradan plantasyonlar yapıp şeker elde edip büyük para kazanıyorlar. Zaten İngiliz tüccarlarının en büyük para kazandığı şey şeker ticareti bir de köle ticareti. Yalnız İngilizler 1800'ün başında köle ticaretini bıraktılar. Herkesten önce bıraktılar, örnek oldular. Haiti'de, 1700'lerde müthiş bir şey varmış. plantasyon, şey plantasyonu, şeker, şeker kamışı. Şeker kamışı. Ve Haiti müthiş bir şey içinde, zenginlik içinde bir sürü tüccar yer alıyor, plantasyon kuruyor, satıyor, matıyor. Derken bu tüccarlara karşı halkta isyanlar baş göstermiş. Yakmışlar, yıkmışlar birkaçını. Ne olmuş biliyor musun bunlar? <laughs> bunlar 1800'lerin başında Küba'ya gitmişler. Küba bu defa şeker evet. yeri oldu. Evet. Küba o kadar zengin bir ülkeydi ki inanamazsın. Ta Castro alana kadar. Yani 1959'a kadar git istatistiklere bak. Küba'daki zenginlik Avrupa, ortalama Avrupalının üstündeydi. Niye? Çünkü gayet basit. Haiti'dekilerin yarattığı atmosferden dayak yemeyen tüccarlar da kaçtı. Benim de başıma gelecek dedi. Yani senin komşunu adam bilmem ne yapmış, isyan etmişler. şey de yok, onları polis kuvveti de Bunlar şeye gidiyorlar, benzer iklim diyorlar, Küba'ya göç ediyorlar yakında. Ve aynı tüccarlar, çünkü tüccar aynı zamanda sermaye getiriyor, aynı zamanda bilgi birikimi getiriyor ve Küba müthiş zenginleşti. Bir ara dünya şekerinin bilmem ne kadarını veriyordu adamlar. Şeyden biliyorum. Yani bu Sovyet sistemi içerisinde tek yaptıkları iş şeker. Şeker, satmak. şeker satarlardı Küba şey. şeker pancarıya. Bravo. Bravo. Ee, vesaire. Şimdi bütün bunları şey için söylüyorum. Yani bunu kırabilmek lazım. Bu insan içindeki bu yanlış duyguları örnekler göstererek bak bu böyledir. Ama işte demokrasi, Bak bu şöyledir. demokrasi terse çalışıyor besin Bey burada. Burada Doğru. demokrasinin Doğru. bir zafiyeti. Çünkü demokrasi popülist bir sistemdir istemez. Oya dayanıyor. Herkesin tek bir oyu var. Siyasetçi o oyu almak için karşısındakinin duymak istediğini söylüyor. Aslında ona kendisi inanıyor mu inanmıyor mu o ayrı bir konu hem inanıyorsa hem söylüyorsa da en tehlikeli hale geliyor. Maalesef. Bazısı biraz ikiyüzlülük yapıyor. Oy almak için söylüyor. Sonra ona çok uymuyor. Yani o eğitimlidir, şudur budur, belgendir de zengindir. Gene bildiğini yapıyor oy aldıktan sonra. Bazen böyle o katmanlardan gelen siyasetçiler... Evet, demokraside bu sorun var. Demokraside bu problem var. Zaten Demokrasinin en iyi rejim olduğu konusunda şüpheler de vardı. Evet. Daha iyisini bulamadığımız için demokrasiyle indirebiliyoruz. Ben, ben onu biraz traşladım biliyorsun. Meşrutiyet getirerek. Evet. Meşruti demokrasi. Meşruti de şey. çünkü kral var, yetkisi yok. Sadece şeyin başında, yargının başında ama bir de lordlar kamerası var. Bu lordlar kamerası da bir yerde öteki kameranın şeylerini tasdik etmese yürürlüğe girmiyor. Lordlar Kamerası'nı da seçkin insanlardan seçeceksin. İlle de bizde zaten şey yok öyle, Lord Mort Türkiye'de yok. Hmm. Ee, seçkin insanlardan mesela, evet, mesela belli çok... bir yaşa gelmiş, önemli başarılar kazanmış vata, vatandaşı ömür boyu Lordlar Kamerası'na seçilebilirsin. Şimdi İngiltere'de bir, de, de öyle oldu evet, zaten. Evet, İngiltere'de. Bu bir şey olabilir, emniyet subabı olabilir popülizme karşı. Çünkü meclis, esas güçlü olan meclis, Halktan seçiliyor, Halktan seçiliyor. Ee, popülizme daha kayıyor, yoldan çıkabiliyor. Bu bu hiç olmazsa bir fren. Evet. Yani ille de kesin değil ama hiç olmazsa bir e, evet, bir evet. mekanizma. Dünkü geçen haftaki konuşmamda krallıktan bahsederken Türkiye'de işte aile şeylerinden birileri Süze aday kralım dedi dedik. Ben. Yok ben olmam ben manyak mıyım Ankara'ya gitmem zaten. <laughs> evet. Burada ben kraldan daha rahat yaşıyorum. Kral benden daha iyi hayatı yok ki. <laughs> Şimdi o sırada karşımda aday duruyordu. Onu görmedim. Mustafa Erdoğan mesela. En iyi kral adayıdır. Krallık adayı. Adam Akin. anayasa profesörü. Liberal, bu konuştuğumuz konularda hakikaten inanan bir adam. Sen bu adamı kral yapacaksın. Mustafa Erdoğan'ı. Şeyin başına koy. Gene mecliste Beğen seçimler olsun, başka kral olsa... Bir de şeyim var tabii. Mustafa Bey. Osman Kavala var bir de benim. Ama... Lordlar kamerası için de bunlar. Ne? Tipik lordlar kamerası için Mustafa da adam. Yani, yani şimdi kral tabii. tek olacak ama lordlar kamerası daha çok. Yani Mustafa Bey gibi, Kavala gibi vesaire. Hayır önce bir krallığa bakalım. O olmazsa lordlar <laughs> Lord kamerasını <laughs> alırız. Ama benim bir de Osman Kavala var. Osman Kavala hakikaten müthiş bir adam yani. Yani bir adamın karakteri zor durumda belli olur. Hep söylerim Hı. mesela kaptan iyi kaptan olup olmadığını yemi batarken gösterir. İş hayatında bir iş adamının hem karakter sahibi hem de iyi iş adamı olup olmadığı şirketi zor durumdayken görünür. Yoksa şirketi çok iyi para kazanırken değil. Ama Osman Kavala kendisine yapılan bu inanılmaz haksızlık yani öyle bir haksızlık ki çıldırırsın. Çıldırmadı adam. Gayet efendi davrandı. Türkiye'ye hiç rencide edecek bir şey söylemedi. Sadece hukuk dedi, bilmem ne dedi ve orada terör suçlusu olarak yatıyor. Daha ve söyledim İstanbul'a gittiğimde çok ziyaret etmek istedim. Adamlar nasıl korkuyorlar biliyor musunuz? Ziyaret teklifi geldiğinde böyle yapıyorlar adamlar. Osmanlı Kavağı'na ziyadecek. Allah yani çok utanıyorum. Türkiye'nin durumundan çok utanıyorum ya. Çok utanıyorum. Yani benim bir adayım da Osman Kavala'ydı ama bize bırakmazlar bunu ya. Biz ne bana sormazlar da ama biz şimdiden söyleyelim abi. Krallık olursa benim adayım iki tane adayım var. 3 dört tane buluruz yani. Gene halka sunarız. söyle Seçilmiş kral mı olacak? Yani. Seçildikten sonra başka seçim yok. Hı, Sülale mi? geliyor. Yani seçildikten sonra bu adamın sülalesi devam edecek. Bu ne veriyor biliyor musun? Sülaleye müthiş bir rahatlık veriyor. İş hayatında üç kağıda gitmez bilmem ne. Çünkü kral nasıl abi? Yani o çok önemli. Çünkü geçici seçersen adam nasılsa bu devrim bitecek. Bu arada ne çarparsam kardır havasına giriyor. Bu Bu şeydir. Mesela bazı şeyler var. O Nikaragua'da Nicar biliyorsun Ortega'dan geri zekalı o şey lideri, isyan lideri, Marksist. Sandinistalar. Hala Cumhurbaşkanı. Evet. Bütün sülaleyi belli yerlere koymuş İtoğlu Yiğit. Ve kimse bunu tenkit etmiyor. Dikkat et. Ya biz bu Sardinistalar zamanında dedik ki ya bunları engellemeyin. Çünkü Amerika engellemeye çalıştı. Evet. Rezil oldu. Şimdi adam bütün ülkeyi parsellemiş ailesine. Utanmadan ve hala Cumhurbaşkanı İtoğlu it. Öteki tarafta Angola'da biliyorsun. O da isyan lideri. Devamlı Cumhurbaşkanı'ydı. Kızı şu su bu su. Sonra kızı kaçtı. Milyarder olmuş şu bu. Yani devamlı kral olunca buna kimse tevessül etmez. Ailesi de tevessül etmez. Bir de açık toplumda bunu yapamaz zaten. Yani kraliyet ailesi damgalı eşek gibidir. Abi. <laughs> yani bir şey yapamazsın yani. Onun için ama şey fikri daha enteresan gelir bana o lordlar kamerası. Hayır yani lordlar bizim... kamerasının olması şey için de faydalı abi toplumda belli bir elit kesimi bir evet. ara elit çok önemlidir. elit evet. çok önemlidir. Evet onu kastediyorum. İşte elit çok önemli. Ben şey yani, anlatırken kurucu şimdi babaları... Şimdi size verdiğimiz örnekte Mustafa Bey gibi Osman Kavala gibi yani akademide olabilir, iş, iş hayatında, hayatında olur. olabilir. Yani işte şimdi... Müzikte yani, olur, sanatta müzik, olur. Tabii yani farklı şeylerdir. Yani çok önemli başarılar. Onların bir süzgecinden geçsin bu yasalar, şunlar tabii, bunlar tabii, tabii, gibi tabii. bir şey. Şimdi mesela Amerikan kurucu babalarının başarısından bahsederken demiştim bunlar elit kesimdi. Saygın kesimdi. Bunlar sokaktan seçim kazananlar olsaydı zorlanırlardı bunu millete kabul ettirmeye. E, e, mesela... Elit Elit lazımdır. Hali kadairlik lazımdır. Düşündüğümüzde Besim Bey. Yani burada 150, 200 kişi. Sayı da önemli değil. Çünkü seçimli olmayacağı için. Yani hani o standartlara erişen insanları tayin yani bir şekilde bir mekanizma ile oraya getirirsiniz. Kral varsa kral. Peki şimdi de bu bir mekanizma bulunabilir bilemem. 150 değil, 155 olur sayı. Vefat ederler, azalırlar yani Onun mesela. Onun sayısını yani, fix de edebilirsin. Kim, kim, Hayır, adayı şey, şey önerir. Yok. Hayır, meclis adayı önerir. Kral mesela, tasvip eder. Öyle bir sistem. Meclisi dersin ki meclis aday önersin. İşte bir yer boşaldı. 50 kişi yaparsın, 60 kişi yaparsın. Çok yapmaya gerek yok. Yeter ki değişik kesimlerden elit bir düzen olsun. Bir de insanlar bilsinler ki ben e, sefillikten geldim ama Lordlar Kamerasına bile üye olabileceğim. Evet. Hayatta başarılı evet. olursam. Evet. Mesela bir şair olabilir. Evet. Bir yazar olabilir. Seveyim. Lordlar Kamerasına alınır. Ee, başarılı bir öğretim üyesi, başarılı yani şimdi bir düşündüğümde doktor. Çok insan var. Yani bir Orhan Kemal niye öyle olsun da tabii, mesela tabii, bu meclisin, tabii. yani bu üst meclisin, tabii. Loklar kamerasının, Senatonun neyse adı yani üyesi olarak ölmesin. Yani niye? Tabii can. Ülke için çok faydalı. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Bunlar faydalı şeyler. Ee, tabii bu tabii. şeylere bakınca yalnız İngiltere'ye değil, Hollanda'ya, Belçika'ya. Danimarka'ya, İsveç, Norveç'e bakmak lazım. Orada da krallıklar var. İnsanlar çok refah içinde. Serbestiyet var. Müthiş bir serbestiyet var. Orada inceleyeceksin. Ya bunlar zamanında nasıl oldu gelişti bu şekilde? Evet. Ya bunlar örnek. Hep hayattan örnek veriyorum ya. Örnek veriyorum. Ama yani bu de... adam bu tarlada şöyle şöyle yapıyor. İyi verim alıyor. Sen daha aynı şey yapacaksın. Bu bir yönetim biçiminde, model bu. Salt demokrasinin zaten mahsurlarını millet tartışacak. Zaten görülüyor. Görülüyor. Yani zaten görülüyor. şey değil. Yani. Ama biz tarihi okurken demokokların elinde kalıyorsun. Evet. Yani de, salt demokraside demokoklar işte kitleleri aptal keşiflere sürükleyen, sevk eden dini kullanan maalesef maalesef Dini kullanıyorlar, ırkçılığı kullanıyorlar. Yoksulluğu kullanıyorlar. Yoksulluğu kullanıyorlar. Evet. Ve aklı başına laf eden de hadi ulan deniyor. E o şey değil yani. Teşekkür ediyorum. Yeni ve ilginç fikirler çıktı programın sonuna doğru. Ya bugün başım bugün başım ağrıyor zaten. Bu Peki hava, onun hava için... çok sıcak abi burada, nemli. Siz bu Mesin Kıbrıs'ta be... düzeltemiyor musunuz havayı? Peki başınız ağrıdığı için böyle oldu. bugün bugün başım ağrıyor. Yani evet. bu senato diyeyim ben adına hani Lordlar Kamarası İngiltere'ye özgü. Yani biraz Roma'ya falan giderek bu senato fikri tabi 27 Mayıs'tan sonra vardı ama böyle o, 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 o böyle değildi yani <laughs> o askeri vesayetin <laughs> korunması abla, bakımından abla. bir senatoydu. Maalesef, bu maalesef. başka bir şey. Yani bu toplumsal elitin elit e, siz, siz vurguladınız. E, söz sahibi e, olabilmesi için gerekli bir mekanizma. Oradaki şey taraf 55'te Hürriyet Partisi ayrıldı ya. <laughs> bunlarda hep bu fikirler vardı. Evet mi? Hürriyet Partisi, Halk Partisi ile ne katıldı? Onları o ilk şey o yaptı hazırlığı. Bütün bunları yani ileri götürecek bir durumdu. O darbe olduktan sonra olmadı. O çok üzücü bir olaydır yani. Teşekkür ederim bir günü ondan da ben teşekkür ederim.